arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün minik prenseslerimize eteği çok geniş bir elbise çalışması yapacağız. Elbisemizi roba kısmından bakınız yukarıdan başlayacağız ve etek kısmını da sırası ile rengarenk pembemiz ve sarımızla tamamladıktan sonra elbisemiz kullanılmaya hazır hale gelecek pembemizin. Farklı tonlarını kullandık elbisemizin etek kısmında ve sonrasında kollarımızı ve yakamızı en son tamamladıktan sonra elbisemiz kullanılmaya hazır hale geldi. Arkaya da iki tane düğmemizi diktik şu şekilde. Evet hemen kolay gelsin diyerek elbisemizi örmeye başlayalım kolay gelsin. Elbisemi örmek için Nako'nun Lüks Minnoş Baby'sini kullanıyorum. Çok açık sarımızı kullanıyorum. Sizler dilediğiniz marka ve ürünlerimizi kullanabilirsiniz. İlla Nako, Lüks Minnoş olmazsa olmaz. Kesinlikle öyle bir şey yok. Sadece sorduğunuz için göstermek istiyorum hangi iple ördüğümüzü. O yüzden dilediğiniz iplerle örebilirsiniz. Yalnız dikkat etmemiz gereken tığımızın ipimize uyumu. Ve de elinizin gevşek ya da sıkı olması iki buçuk numaralı tığımla örmeye başlıyorum ve elbisemizi bir bir buçuk yaş grubu çocuklarımız için örmekteyiz. Ona göre ölçülerimizi biraz daha fazlalaştırabilirsiniz ipinize göre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 tane zincirimi çektim ve 10. yu da ilave ettikten sonra hemen bir tane ayracımı takıyorum. Onuncuyu ilave ettim bakınız 10 tane ilk arkamızı ördüm. Şimdi kolum için örmeye başlıyorum. 1 2 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10, 11 12, 13, 14, 15 ve 16. 16 da kolum için ördüm. Biraz e, güsle e, omuz arası kare gibi olsun istiyorum. Daha kısa isterseniz 12 de yapabilirsiniz. Şimdi elbisemin önünü örüyorum. 10 tane arkaya örmüştük. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20 tane zincirde elbisemin önü için örüyorum. Tekrar kolum için örmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16. Kolmada son ayıracımı taktıktan sonra 10 tane elbisemizin ikinci parçası olan arkamız için zincirimi çekmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane zincirimi çektim. Şu şekilde uzatıyorum. Hemen ölçüsüne bakalım. Mizurumu aldım. Hiç asılmadan etmeden ölçelim güzelce. Şu taraftan ölçelim. Tığımızın olduğu taraf biri göstersin. Evet şöyle 26 santim zincirimizin uzunluğu hiç düzeltmeden bakınız olduğu gibi bıraktık. Evet şimdi ikinci trabzan sırasını örmeye başlayalım. Birinci sırada trabzanlarımızı yerleştiriyoruz. Şimdi bir tane zincir geriye çekiliyorum. İki tane zincir geriye çekiliyorum. Bakınız iki tane zincir çekildikten sonra bir iki tane ilave ediyorum. Tığımın başını doluyorum. Çekildiğim ikinci zincirin içerisine trabzanımı giriyorum. Ve bir tane trabzanımı örüyorum kedilerimizin tüyleri. Evet şimdi diğer zincirlerimizi üzerine birer birer trabzanlarımızı örerek toplamda 10 tane trabzanımı örüyorum. Bakın her bir zincire bir tane trabzanımı yerleştiriyorum. şöyle ayracıma çok az kaldı ayracıma kadar ilerleyelim ayracımı taktım bakınız şurada 2 4 6 8 10 10 tane trabzanımı ördükten sonra tığımın başını doluyorum 10. trabzanın olduğu yere bir tane daha örüyorum bakınız 10. trabzanı 10 arkaya örmüştük 10 tane trabzanımızı örerek geldim ve 10. ya bir tane daha ördüm. 1, 2. Evet, zincirimi de çektikten sonra, bakınız, mavi ayıracımın olduğu bölüme geçiyorum. Burası arkamız için en son iki defa ördük ve bir artışımızı 10. trabzanın yanında yapmıştık. Tığımın başını doluyorum, hemen ayıracımı çıkarıyorum ve kolum için birinci trabzanımı örüyorum. Zincirden sonra ve hemen yanına bir tane daha trabzanımı örüyorum aynen arkamızda yaptığımız gibi bir tane artışımı buradan başlatmış oluyorum ve birer birer zincirlerimi örmeye devam ediyorum her bir zincirimizin üzerine birer trabzanımızı ilave ediyoruz Evet birer birer zincirlerimin üzerine trabzanlarımı örerek tamamladım. En son trabzanımı da ördüm. En son trabzanımı hem başlangıç trabzanı hem en son trabzanı çift olarak örüyoruz. Tığımı başını doluyorum. Aynı yere batıyorum ve ikinci bir trabzanı örüyorum ve artışımı başlatıyorum buradan. İki tane zincirimi çektikten sonra mavi ayracımı çıkarıyorum. Hemen mavi ayracımın takılı olduğu zincir yuvasının içerisine giriyorum. Bir ve aynı yere bir tane daha batıyorum. 2 tane trabzanı örüyorum. Sonrasındaki diğer ayraca kadar bütün zincirlerin içerisine birer birer trabzanlarımızı örüyoruz. İlerliyorum. Diğer ayracımıza kadar dümdüz gelelim. Sadece başlangıç ve bitişteki ayrım yerlerini ikişer ikişer örelim. Bakınız burası 2, burası 2. Evet ayracıma kadar örerek geldim ve en son ayracıma geçmeden önceki trabzanımın dibine bir tane daha batıyorum ve çift olarak örüyorum. İki tane zincirimi çekiyorum ayracımı çıkarıp hemen ilk zincirin içerisine bir ve aynı yuvaya ikinci kez batıyorum. Şöyle bakalım. İki zincirin sağındaki de çift solundaki de çift arada kalan diğer trabzanlarımı birer birer örerek son ayıracımıza kadar ilerleyelim Evet ayıracıma geldim en son trabzanımı ördüm hemen en son trabzanımı ikinci trabzanımı da ilave ediyorum İki zincirimi çektikten sonra ayracımı çıkarıyorum ve zincirin içerisine bir tane batıyorum ve yine aynı yere ikinci bir trabzanımı örüyorum. İki zincirimizin sağında ve solunda ikişer trabzanımız var. Kalan trab zincirlerimizi birer birer trabzanlarımızı örerek arkamızı da tamamlayalım ve böylece birinci sıramızın dağılımını yapmış olalım. Birinci sıramızın dağılımını yaptık. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken çok önemli bir nokta var. Bakınız her bölümümüze başlarken zincirin sağındakine ve solundakine iki trabzan olarak batmıştık. En son şu görmüş olduğumuz arkanın hem sağ hem sol bitiş bu yani şuradaki yönlerinde kesinlikle artış yapmıyoruz. Sadece artışlarımız zincirin çevresinde olmakta. Çektiğimiz iki zincirin sağında ve solunda olmakta. Buradaki en son trabzanımıza kesinlikle çift örmeyelim. Şimdi elbisemizin bölümlerine bakalım. Her iki bölümümüz elbisemizin arkası, karşılıklı kollarımız ve elbisemizin önü. Şimdi ikinci sıramızı örmeye başlayalım. 1, 2, 3, 4. 4 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Birinci trabzanımın üzerine zincirimi çekerek ördüm. İkinci trabzanımı atlıyorum. Üçüncü trabzanıma gelerek bir tane trabzanımı örüyorum bir zincir çekiyorum bir trabzan atlayıp sıradaki trabzanımın üzerine batıyorum bir tane zincir çekiyorum bir tane trabzanımı atlıyorum sıradaki trabzana batıyorum bir tane zincir bir tane trabzanı atlayıp diğer trabzanımın üzerine batıyorum bir zincir bir atla diğerine batıyorum Tekrar bir zincir çekiyorum. İki zincirimin içerisine gelerek bir tane trabzanımı örüyorum. Bu sıramızda bir tane artış yapıyoruz. O artışımız da bu trabzanımız. Bir tane zincir çektik. Bir tane atladık. Bakınız bir zincir bir trabzan atla şekliyle ayrı bir yerimize kadar geldik. Şimdi burası elbisemizin arkası için olan bölümümüzü ördük. 1 iki, üç, dört, beş, altı tane kutucuğumuzu yaptık. Şimdi her iki bölüm arasında geçerli olacak iki tane zincirimizi çektik. Tığımızın başını dolayarak bir tane artışımızı da bu bölüm için yaptık. Bir zincirimi çekiyorum sıradaki trabzanımı atlayarak diğer trabzanıma batıyorum. Bakınız artışımızı yaptık iki zincirden sonra ve sonrasında bir tane zincirimizi çektik bir trabzan atladık diğer trabzanı. Yine bir zincir çekiyorum bir atlayıp diğerine batıyorum. Tekrar bir tane zincir, bir atlayıp diğerine ayrım yerimize kadar bu şekilde örüyoruz. Bir tane artışımı yapıyorum. 2 tane zincirimi çektikten sonra elbisenin önü için bir tane artışı yapıyorum araya giriyorum. 2 tane zincirimiz, ara zincirimiz şu aşağıdaki gibi. Ve bir tane zincir çektikten sonra bir tane bakınız atlıyorum diğerine batıyorum. Bir zincir, bir atlayıp diğerine batalım bir zincir çekip bir atlayıp diğerine batalım ve bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım artışlarımızda sadece birer artış iki zincirimizi unutmayalım elbisemizin ikinci sırası olan kafes sırasında bu şekilde tamamladık bakınız arkalarımızı kollarımızı hepsinde kafeslerimizi örerek başa kadar geldik şimdi üçüncü düz trabzan sıramızı örelim bitiş yönünde 3 tane zincirimizi çekelim 1 2 ve 3 örgümüzün diğer yönünü çevirerek tığımızın başını dolayalım bir tane atlamış olduğumuz zincirimizin içerisine trabzanımız örelim bir tane trabzanımızın üzerine trabzanımızı yerleştirelim tekrar bir tane zincirin içerisine bir tane trabzanımızın üzerine tekrar bir zincirin içerisine trabzanımızın üzerine şekliyle bu sıramızı tamamlayalım ama artış yerine kadar birlikte ilerleyelim. Bakınız çok hoş. Zincirin içerisindeyim ve trabzanımın içerisindeyim. Bakınız şimdi artış yerimize geldik. Şuradaki artış yerindeyiz. Bakınız bir önceki ikinin içine battık. burada artışımızı yapacağız. Trabzanlarımızı ördüğümüz sıramızda artış sayımız 2 olacak. 1 ve 2. 2 tane trabzanımı ördükten sonra 1, 2 zincir çekiyorum. Koluma geçişte yine aynı yere batıyorum. 1, tekrar aynı yere batıyorum. 2, 2 tane trabzanımı tutarak artışlarımı yaptım. Hem arkam için yaptım hem kolumuz için yaptım. İlerleyelim. Araya giriyorum. Bir tane trabzana bir tane zincire şeklinde örelim. Ve bütün sıramızda bu şekilde işlemimizi trabzanlarımızı yaptıktan sonra dikkat etmemiz gereken nokta iki tane trabzan, iki zincir, iki trabzanımızı bütün artış yerlerimizde uygulayabilmemiz. Trabzan sıralarında ikişer artışımızı yapalım. Üçüncü sıramızın da sonuna geldik. Trabzan sıralarımızı örerek tamamladım. En son trabzanımı sizlerle birlikte örüp geçişi birlikte yapmak için bıraktım. Şimdi burası çünkü önemli. En son trabzanı lütfen unutmayalım. Bakınız bir tane zincirimizin içerisine trabzanımızı ördükten sonra şu kenardaki trabzanımızı da yani zincirden oluşan trabzanımızı da mutlaka örelim. Bakın şöyle boşluğa ördüm. Hemen kenarından batıyorum. Yoksa eğri olup eksilmemiz olur. Üzerine batıyorum ve trabzanımı örüyorum. Ve başlıyorum. 1, 2, 3, 4. Arka yönü çeviriyorum ve kafes sıramıza başlıyoruz. Sıradaki trabzanı atlayarak diğer trabzanıma gelerek trabzanım örüyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Bir atlıyorum. Diğerine bir zincir çekiyorum. Tığımın başına ipim alıyorum. Bir atlayıp diğerine batıyorum. Tekrar aynı işlemlerimizi tekrar ediyoruz. Ve bu sırada artışımızı bir olarak yapacağız. Bir tane zincirimi çekiyorum, araya giriyorum. Bir trabzanımı ördükten sonra ara için iki tane zincirimi çekiyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Artış arasına bir tane trabzanımı örüyorum. Bakınız, artış aralarımızda mutlaka trabzanlarımızı unutmayalım. Bir zincirimi çektikten sonra tığımın başını dolayarak batıyorum bir zincir bir atlayarak ilerliyorum ve bu şekilde bu sıramızı da tamamlayalım. Evet bir artışımızı yapmayı unutmayalım. Evet kafeslerimizi yaparak sıramızın başına kadar geldim. En son bir sizlerle birlikte yapmak istiyorum bir tane zincirimi çektim bir trabzan atlıyorum son trabzanımın üzerine batarak trabzanımı örüyorum ve hemen üzerine bir iki üç tane zincirimi çekip çeviriyorum zincirin içerisine bir trabzan trabzanımızın üzerine trabzan örerek ilerliyoruz hem zincirimize hem trabzanımıza birer birer trabzanlarımızı örüyoruz. Şöyle görelim. Hepsine birer birer örüp ilerliyoruz. Artış yerimize kadar gelelim. Zincirimin içerisine önce örüyorum. Devam ediyoruz. Artış yerimize gelince ikişer artışımızı yapıyoruz bu sırada. Evet, artış yerimize geldik. Bakınız, şu takip de gelen yerimiz, artışlarımızı yaptığımız yer. İki tane zincirin içerisine tığımın başında oluyorum. Hemen iki tane trabzanım örüyorum. Bir ve ikinciyi de örüyorum. 2 trabzanımı ördükten sonra 1 ve 2 zincirimi ilave ediyorum. Tekrar tığımın başını dolayarak aynı yere giriyorum. 1 ve 2 2 tane bakın artışımızı hem sağında hem solunda yaptık zincirimizin ve diğer taraflardaki kafesleri tıpkı burada ördüğümüz gibi hem trabzan üzeri hem zincir üzeri birer tane trabzanımızı örerek sıramızı tamamlayalım. Evet sıralarımızı bir sıra trabzan, bir sıra kafes, trabzan, kafes, trabzan, kafes, trabzan diye biraz daha aynı şekilde büyütelim. Örmeye devam edelim. Kafeslerimizin olduğu sırada birer artış trabzanlarımızın olduğu sırada ise ikişer artışlarımızı yaparak biraz robamızı büyütelim. Elbisemin robasını 1, 2, 3, 4. 4 sıra trabzan sırası 1, 2, 3, 4. 4 sıra kafes ördükten sonra beyaz ipimi bağladım ve beyaz ipimle bir hareket katmak istiyorum. Elbisemin robasına şu şekilde 3 tane zincirimi çektim. Hemen bu görmüş olduğum yere bir tane trabzanımı örüyorum. Zincirin içerisine ve trabzanımın üzerine trabzanımı ekliyorum. Ve 3 tane trabzanımı yan yana ördüm. Bir tane zincir çekiyorum. Yine zincirimin olduğu yere batmıyorum, atlıyorum. Trabzanımı örüyorum. Bakın bir zincirle atladım. Trabzanımı ördüm. Hemen yanındaki trabzanımı ördüm. Ve sıradaki trabzanımı ördüm. 3 tane trabzanımı ördüm. Araya bir tane zincirimi çektim. Yine bir tane zincir çekiyorum. Ve bir tane bu zincirin olduğu yere batmıyorum. Yandaki trabzanımı batıyorum. Ve hemen kutunun yanına örüyorum ve diğer trabzanımı örüyorum bir tane zincirimi çekiyorum atlıyorum diğerini yani üçer tane trabzan bir zincir örüyor gibi örüyoruz bir tane zincirimi çekip zinciri atlıyorum trabzanıma batıyorum Yanındaki trabzanımı örüyorum. Toplamda 3 tane trabzanımı yan yana örüyorum. Şöyle görelim. Bakın 3 trabzan 1 zincir. Alttaki zinciri örmüyorum. 3 trabzan 1 zincir. 3 trabzan 1 zincir şekliyle sıramızı tamamlayacağız. Ama artışımızı da birlikte yapalım. Burayı atlıyorum. Örmeye devam ediyorum. Bir tane zincir bir atlıyorum. Ve hemen artışma yerine geliyorum. İki zincirin olduğu yere iki tane trabzanımı örüyorum. Bir ve iki. Tekrar iki tane zincirimi çekiyorum. Ara artış zincirimi. Bir ve iki tane artışımı yapıyorum. Hemen yandaki trabzanımı örüyorum. Ve bir zincir çekerek sıradaki kutuyu atlıyorum. Ve yanındaki trabzanlarımı 3'e tamamlıyorum. Şöyle görelim bakınız. Ve sıramızı bu şekilde örerek bitirelim. Evet beyazımızı şu şekilde bakınız tamamladık. Şöyle görelim. Artık bu şekilde sarımızı elimize aldık ve kol kısmını kapatıp gövde kısmını örmeye başlayacağız. Hemen arkadan ipimi bağlıyorum. Beyaz ipimi diğer tarafta kopardım bakınız. Şu tarafta kopardım buradan örmeye başlıyorum bu sıradan itibaren kollarımızı kapatıyoruz 1 2 3 tane zincirimi çektim trabzanlarımın üzerinden birer birer örüyorum tamamen trabzan örüyorum bir tane zincirimin içerisine de trabzanım örüyorum tekrar beyazlarımın her birisinin üzerine birer tane batarak örmeye devam ediyorum kol altına kadar gelelim. Kol altına kadar örerek geldim ve iki tane zincir çekmiş olduğum yere girerek bir tane trabzanımı ördüm. Ve büküyorum. Şu şekilde trabzanımı bir tanesini ördükten sonra araya zincir çekmiyorum. Çünkü kolumuzun genişliği yeterli. Tığımızın başını dolayarak hemen diğer kolumuzun ayrım yerine bir tane trabzanımı örüyorum ve birer birer bütün trabzanlarımı örerek diğer kol altının birleşme noktasına kadar ilerliyorum. Sadece trabzanlarımızı örüyoruz. Elbisemizin önünü birer birer trabzanlarını örerek geldim tam kol altındayım bir tane trabzanımı yine ördüm diğer kolumuzu büküyoruz diğer kol altına kadar şu şekilde geliyorum bir trabzanımız ördükten sonra tığımızın başını dolayarak yine artış yerine girerek bir tane trabzanımı örüyorum ve sonrasında birer birer bütün trabzanlarımızı örerek arkaya doğru ilerliyoruz en son trabzanıma varana kadar ördüm. Şu şekilde bıraktım bakınız. Şimdi belinden birleştirmek istiyorum. En son trabzanımı 3 tane zincir çekmiş çekerek başlamıştık bakınız. 3. zinciri batıyorum. Şu şekilde içinden geçiriyorum ve bir tane zincirle bağladıktan sonra makasımızla keselim. Sarı ipimizi kestikten sonra beyaz ipimizi tekrar alıyorum bir tane düğümümüzü atarak başlayalım. Batmış olduğum noktaya yani 3 tane zincirin olduğu yere geliyorum. Bakın tam tepesine batıp 1 2 3 battığımı saymadan 3 tane zincirimi ilave ediyorum. İplerimi şu şekilde yana alıyorum ve gizleyerek örmeye başlıyorum. İkinci trabzanımın üzerine batıyorum üçüncü trabzanımın üzerine batarak hem de iplerimi ardından götürüyorum eğer ipi ardından götürmekte zorlanırsanız daha sonra gizleyebilirsiniz bir tane zincir çekiyorum bir trabzan atlayıp sıradaki trabzanıma batıyorum yanındaki trabzanımı örüyorum ve bir sonraki trabzanımı örüyorum 3 tane trabzanımı ördükten sonra bir zincir çekip bir tane trabzan atlayıp 3 trabzan yan yana örüyorum. 3 Tekrar bir zincir çekiyorum. Bir atlayıp 3 trabzan yan yana örüyorum. 2 ve 3 Bir tane zincir bir atlıyorum. 2 ve 3 Tekrar bir tane zincir bir atlayarak bir iki ve üç kol altını birlikte yapmak istiyorum bir tane zincirimi çekiyorum aynı şekilde örmeye devam ediyorum bakın zincir falan çekmemiştik gördüğümüz trabzanlarımızı örerek bir zincir üç trabzan şekliyle örerek başlangıç noktama geliyorum. 2 ve 3. Şöyle görelim bakınız. Bu şekilde tamamlayalım. Başlangıç yerime geldim. Bir tane zincir çektim ve ilk zincir çekerek başladım. Trabzanımın üzerine batarak şu şekilde birleştirme işlemini yaptım ve bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi kestim. Bu şekilde robamızı tamamladık. Şimdi etek eteğimizi örmeye başlayalım. Eteğim için rengarenk ipler kullanmak istiyorum. Şimdi ilk çok uçuk bir pembemle örmeye başlıyorum. Bir tane düğümümü atıyorum ve yine elbisemin arkasını çeviriyorum. Bu yöne doğru örmeye başlıyorum. 3 tane zincirimin üzerine gelerek batıyorum. Yine birleştiriyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum. Bakınız dibine batıyorum. Aynı yere 2, aynı yere 3 tane trabzanımı ördüm. 2 zincirimi çekiyorum. Tekrar aynı yere 3 tane trabzanımı örüyorum. 1, 2, ve 3. 3 trabzanımı ördükten sonra bakınız 3 trabzan 2 zincir 3 trabzanımızı ördüm tığımın başını doluyorum 1 2 atlıyorum şu araya giriyorum bakınız aradaki bir zincirimi çektiğim yere geliyorum 1 2 3 2 tane trabzan ya 2 tane zincir Pardon 3 tane trabzan şu şekilde örüyorum. Tekrar diğer zincirimin içerisine giriyorum. 3 tane trabzanımı örüyorum. 2 zincir, 3 trabzan. Ve 3. Tekrar başını doluyorum. Bakın zincir çekmeden araya girerek 3 trabzan. 2 zincir, 3 tane trabzanımı bir tane zincirlerimin içerisine örerek ilerliyorum. Şöyle görelim. Bakınız, kutucukların içerisine girerek 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan ördük ve başlangıç noktasına kadar devam edelim. İtiğimizin bütün hepsine bakınız, bütün kutucuklara 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzanımızı ördüm. En son noktadayım. Burada başlangıç noktama gelerek batıyorum. 3 zincirimin olduğu yere bir tane zincirimi çekiyorum ve renk değiştirmek için ipimi kesiyorum. Dilerseniz aynı renkli de örebilirsiniz Fakat ben şöyle rengarenk, cıvıl cıvıl bir çalışma istiyorum. Tekrar bir tane farklı pembe pembemi kullanmak istiyorum. Hemen ortaya batıyorum. Bakınız burada iki tane zincirimin içerisine girerek 1 2 3 tane trabzanım örüyorum ve başlıyorum. Örmeye 3 tane trabzanım ördükten sonra 2 zincir 3 trabzanımı örüyorum 2 ve 3. Arada herhangi bir işlem yapmadan direkt karşıdaki 2 tane zincirimin içerisine geçiyorum. 3 tane trabzan, 2 zincir, 3 trabzanımı örüyorum 1, 2 ve 3. Tekrar başını doluyorum. İşlemimi. Sıra sonuna kadar aynı şekilde devam ettiriyorum. Şöyle görelim. Elbisemizde 3 sıra pembemizi ördük. 1. sıra pembemizi açık renkte kullandık. 2 ve 3. sıra pembemizde aynı rengimizi kullanarak 3 sıra pembemizi ördük. Eteğimizi bu şekilde büyüttük. Tekrar arkayı çeviriyorum. Tığıma beyaz ipimi bağlıyorum ve örmeye başlıyorum. İki tane zinciri çektiğim yere geliyorum. Bir, iki, üç tane zincir çekiyorum. Hemen yanındaki pembenin üzerine batıyorum. Bir sonraki pembenin üzerine bir trabzan ve trabzan. Bir ortaya üç tane de trabzanlarımın üzerine ördüm. Tığımın başını doluyorum. Hemen diğer trabzan'a geçiyorum. Bir, iki. 3 bir tane de araya giriyorum diğer trabzanın üzerine geçiyorum 2 zincir çektiğimiz yere sadece bir trabzan örüyoruz ve bütün trabzanlarımızı birer birer örerek ilerliyoruz 1 bir. bakın birer birer örüyorum 2 zincirin olduğu yere de bir tane ve diğer trabzanlarımın hepsine birer tane trabzan örerek devam ediyorum. Bir uçtan diğer uca kadar bu şekilde örelim. Evet beyazımızla bir sıramızı ördük. Hem trabzanlarımızın üzerine aradaki iki zincire de birer tane trabzan örerek tamamladım ve en son birleştirme noktasındayım. Son trabzanımı ördükten sonra zincirimin tepesine gelerek batıyorum, geçiriyorum ve bir tane zincir çektikten sonra kesiyorum. Ve şimdi bu görmüş olduğumuz robamızı ördüğümüz ipimizle araya bütün trabzanlarımın üzerine birer birer trabzan örerek ilerliyorum. Şöyle biraz ilerisinden batalım. 1, 2, 3 ve hemen yanından örerek ilerliyorum. İpimi de altına gizledim. Bakınız. Her bir trabzanıma bir tane batıyorum ipi de alttan götürüyorum. Ve bu sıramızı da bu şekilde örerek tamamlıyoruz. İplerimizi de gizleyelim daha sonra kalmasın. Evet, başlangıç yerimize kadar gelelim. Aynen bunun üzerine de bir sırada beyazımızı birebir şekilde sarının üzerine örelim. Sonrasında görüşelim. Evet elbisemizin etek kısmında bir sıra beyaz bir sıra sarı tekrar bir sıra beyazımızı ördükten sonra yine modelimizin üst kısmında uyguladığımız o işlemimizi uygulayacağız. Arka tarafını çeviriyoruz elbisemizi hemen tığıma ipimi bağlıyorum bir tane zincirimi çekerek hemen bağlıyorum ve arkadan herhangi bir trabzandan şöyle batıyorum. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çektim. Hemen dibine batıyorum. 2. Aynı yere bir daha batıyorum. 3. 2 zincirimi çekip tekrar 1, 2 ve 3. 3 defa trabzanımı örüyorum. Ve başlıyorum saymaya. 1, 2, 3. 3, 4. Dördüncü trabzanımın üzerine gelerek işlemimi tekrar ediyorum. 2, 3. 3 tane trabzan, 2 zincir aynı yere tekrar 1, 2, aynı yere batıyoruz. 6 tane trabzanımızı hep aynı yere örüyoruz. Bakınız 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan ve yine sayıyorum, tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3, 4. 4. trabzanımın içerisine yine 3 tane trabzan, 2 zincir, 3 trabzanımı örüyorum. Ve bu şekilde bütün sıramızı tamamlayarak geliyoruz. Sayalım yine 1, 2, 3, 4. batalım. 2 ve 3. 2 tane zincirimizi çekelim ve yine aynen işlemimizi örmeye devam edelim. 1 ve 2. 1, 2. 2'yi kapatalım. 3. 1, 2, 3, 4'ü batıyorum. Ve işlemlerimizi bu şekilde bitirelim. Bir uçtan bir uca kadar örerek geldik. En son trabzanımı ördükten sonra zincirimi çektiğim yere geliyorum. Ve 3 tane zincirimin tepe noktasına girerek batıyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum. Rengimi değiştirmek için ipimi kesiyorum. Ve pembe ipimle yine örmeye devam ediyorum. Bu kez farklı bir tondaki pembemi kullanıyorum. Bu pembemle üzerinden şu iki tane zincirimin olduğu yerden başlıyorum hemen. Evet ipimi bağlıyorum ve hemen bu görmüş olduğumuz trabzan gruplarının içerisine iki zincir çekmiş olduğumuz yerlerin hepsini aynı şekilde örmeye devam ediyoruz. Burada yaptığımız gibi ikinci sırasını ve üçüncü sırasını aynı rengimizi kullanarak gruplarımızın üzerinden iki defa dolaşacağız. Başlıyorum bakınız herhangi bir yerden başlayabiliriz. İpimi düzeltiyorum. 1, 2, 3 aynı yere giriyorum ipimi ardında geziyorum 2 ve 3 2 tane zincir çekiyorum 1 2 3 aynı işlemimizi yapıyoruz bakınız diğer tarafa geçiyorum 1 2 3 2 zincir tekrar 1 2 ve 3 İki sıra bu şekilde bu renkteki pembemizi örelim ve e, araya yine beyaz sarı beyaz rengimizde şeritlerimizi geçelim elbisemizi renk örerek büyütmeye devam ediyoruz bakınız aynı şekilde iki sıra pembemi de ördükten sonra beyaz sarı beyazımı ör, örüp şimdi yeniden buradaki görmüş olduğumuz gibi bu sırayı örmeye başlayacağız hemen çeviriyorum arkasını ipimi kopardığım yerin hemen yanından örmeye başlıyorum. Batıyorum. 1 2 3 3 tane zincirimi çektikten sonra aynı yere ikinci trabzanımı ve aynı yere üçüncü trabzanımı örüyorum yeniden bu görmüş olduğumuz sıramızı başlatıyoruz. 2 tane zincirimi çekiyorum. Aynı yere girerek batıyorum. 3 tane trabzanımı yine örüyorum. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzanımızı ördükten sonra bir tane araya zincirimizi çekelim. Tığımızın başını dolayarak saymaya başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Altı. 6. gelerek batalım. Bu kez çok sık olmasını istemiyoruz. Birazcık daha mesafeli olsun. Tabi sık isterseniz yine aynı 4 ya da 5'te de batabilirsiniz. 1, 2, 2 tane zinciri çekiyorum. Ve aynı yere 3 tane trabzanım örüyorum. 1, 2 ve 3. Bir tane zincirimi çektikten sonra sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6'ya gelerek batıyorum. Ve tekrar yanına trabzanlarımı örüyorum. 2 ve 3 1, 2 3 tane trabzanımı ilave ediyorum. Bir tane araya zincirimi çekiyorum. 1 ve sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. içerisine girerek batıyorum. 1, 2 3 2 tane zincir. Tekrar 3 tane trabzanımı örüyorum ve sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Eğer aranız çekiyorsa şu şekilde herhangi bir bozukluk oluyorsa bakın burada şimdi çekme yok gördüğünüz gibi. Ama herhangi bir şekilde büzüyorsa bir tane geriye de batabilirsiniz. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Evet sıramızı dolaşarak geldik. Şimdi ikinci sırasına geçiyoruz. İkinci sıramızı yine aynı rengimizle örüyoruz. Direk geçişimi yapıyorum. Üçüncü trabzanımın üzerine yani buradan birinci trabzanımın üzerine ve birer birer ilmek kaydırma yöntemiyle trabzanımın üzerinden ilmeklerimi zincirimin olduğu yere kadar kaydırıyorum. Şu şekilde 1-2-3-3 üç. Üç tane zincirimi çektikten sonra tekrar trabzanlarımı iki zincirimizin içerisine örüyoruz. Bir ve iki tane zincirimi çekiyorum. Tekrar 3 tane zin trabzanımı örüyorum. 3 trabzanımı ördükten sonra araya bir tane zincirimizi çekmiştik. Yine çekiyoruz. Ve 3 trabzanımızı örüyoruz. 1 ve yine 1 2 ve 3 bir tane zincir hemen diğer trabzanlarımın olduğu gruba batıyorum. Bir tane zincir 2 zincir 3 tane trabzan 3 ve bir tane araya zincir yine grubumuza geçiyoruz ve bu şekilde ikinci sıramızı da tamamlıyoruz ve 3 sıra ördükten sonra elbisemizi şöyle bakıyoruz eğer istediğimiz uzunluktaysa yeterli görüp bırakıyoruz yoksa daha örmeye devam ederiz Evet şimdi ikinci sıramızı Aynı şekilde örerek ilerletelim. Evet elbisemizin etek kısmını çalışmaya devam ediyoruz. İki sıra aynı renkten ördükten sonra üçüncü sırayı farklı renkten ördük ve ucuna bir tane de kirpiğimizi yaparak devam ettik. Şimdi e, kirpiğinin üç tanesi kaldı. Bakınız ben yaparak başlamıştım. Şimdi birlikte o üç taneyi yapalım. Tığımızın başını doluyoruz. Hemen ilk trabzanın üzerine batıyoruz. Tekrar tığımızın başını dolayarak ikinci trabzanımızın üzerine batalım. Üçüncü trabzanın üzerine batıp tek seferde çekelim. Araya bir, iki, iki tane zincirimiz vardı. İki defa başını dolayıp batıyoruz ve üç zincirimizi çekiyoruz. Çekmiş olduğum üç zincirin hemen bakınız her ikisinin aradaki 2 tane yaptığımız trabzanımızın tam arasına girerek batıyorum ve direkt diğer trabzanımın üzerine batarak örmeye devam ediyorum tekrar yeni trabzanıma 1 2 ve 3 araya 2 defa 1 2 3 tane zincir ve hemen iki tane araya yapmış olduğumuz trabzanın tam ara noktasına giriyoruz ve kapatıyoruz tekrar tığımızın başını dolayarak 3 tane trabzanımızın her birine birer birer örüyoruz tekrar yeni trabzanımıza geçiyoruz 3 araya 2 tane 1 ve 2 2 tane araya yaptıktan sonra 1 2 3 hemen her ikisinin arasına batıyoruz ve son 3 trabzanımızı tek seferde başını dolayarak kapatıyoruz ve en son ilmeğimizi birinci ilmeğimize gelerek şu şekilde birleştirelim ve bir tane zincir çekip makasımızla keselim ipimizi içeriye de aldıktan sonra eteğimiz tamamlanmış olsun. Tabii daha büyük yaş grubundaki çocuklarımız için öreceksek birkaç sıra daha grubumuzu çoğaltabiliriz ve şu şekilde. Bakın çok güzel. Çok geniş eteğimiz. Evet şimdi elbisemizin arka kısmını çalışalım. Elbisemizin arka kısmını çalışmaya başlıyoruz şöyle. Bu tarafsa bu taraf sol taraf oluyor sol tarafa düğme yeri sağ tarafa ise ilik yeri açacağız önce düğmemizi dikeceğimiz yeri çalışmaya başlıyorum tığımın başına bir tane zincir çekiyorum bakınız battım ve bir tane zincirimi çektim ve örmeye başlıyorum başını doluyorum tek seferde çekiyorum diğer trabzanıma geçiyorum başını dolayıp tek seferde geçiyorum diğer trabzanıma bir ve iki her trabzan sırasına tığımızın başını dolayalım. iki defa da örelim. Yani ikişer trabzanımızı her sıraya örelim. Diğer sıraya geçiyorum. Ve bir sonraki sıraya 1 ve 2 iki. Hepsine ikişer ikişer örerek uç noktaya kadar geliyorum. Bu tarafa düğme dikeceğimiz taraf olarak çalışıyoruz. Yani ilik açmayacağız. Sadece düğmemizin olacağı bölüm. Evet en son kısım ise geliyorum. 1 ve 2. Sıra başına gelelim tam zincirimizin olduğu yere bir tane de oraya sabitleyelim. 1 2 zincirimizi çektikten sonra tığımın başını doluyorum ve birer birer bütün trabzanlarımın üzerine aynı işlemimi tekrar ediyorum. Bakınız aşağıdaki olan trabzanlarımızın üzerine örüyoruz. birer birer örelim ve inelim. Şu şekilde bitirelim. Aşağıya kadar örerek geldim. Şimdi birer tane sık iğne örerek yukarıya çıkıyorum. Her birisinin üzerine bir tane sık iğne bakın. Sadece batıyorum, kapatıyorum. çok düzgün durmasını sağlayacak yapacağımız bu son işlemimiz. Tabi bu iki halinde de bırakabilirsiniz, dilerseniz. Evet, düğme yerimizi bu şekilde ayarladık ve en son batıyorum ve kesiyorum ve şöyle bakıyoruz. Evet, şimdi diğer tarafa ilik yapacağımız yere başlayalım. Yukarıdan örmeye başlıyorum buradan. En tepe noktasına gelerek batıyorum. 1 ve 2. Her trabzan sırasına ikişer ikişer başını doluyorum. Çekiyorum. Alttan da bakınız ipimi bir taraftan götürüyorum. Her trabzanımıza 1 ve 2. Birinci sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Her trabzanımıza ikişer ikişer örelim. En alt noktaya kadar örerek geldim. Bakınız iki tane trabzanımı ördükten sonra tığımın başında oluyorum. Hemen bakınız bitiş yerine beyazla sarının olduğu yere bir tane batıyorum ve tek seferde çekiyorum. Bir iki tane zincirimi çektikten sonra çeviriyorum ve bir alt sırada yapmış olduğumuz trabzanlarımızın üzerinden ilerliyoruz düğmemizin düğmemiz için ilik açma yerine kadar şimdi bir ve iki tane düğme kullanmak istiyorum İkinci iliyi yukarıda olsun şimdiki burada çalışalım bakınız bir iki üç tane zincirimi çektikten sonra tığımın başında oluyorum bir iki üçüncü trabzanımın üzerine gelerek batıyorum ve tek seferde çekiyorum ve diğerlerini yine örmeye devam ediyorum arayı birer birer örüyoruz Evet şimdi tekrar 1 2 3 tane zincirimi çektim 1 2 3. gelerek batıyorum yine tığımızın başını doluyoruz ve en son yeri de gelerek şu şekilde batıyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra bu sıramızı sık iğne olarak örüyoruz. Hemen yanına batıyorum. Zincirimin üzerine bir ve iki tane sık iğne. Üç zincire iki tane sık iğne. Diğer tarafa hemen geçiyorum. Aradakilerin tamamını sık iğne olarak örüyorum. Kaç tane zincir çekersek mutlaka bir tane eksik sık iğne yapalım pot olmasın yine bir ve iki üç çekmiştik hemen tepesine batıyorum diğer mı uç noktaya kadar iniyorum bakın şu şekilde potluk oluşmasın diye bir tane eksik yapalım en son tek seferde çekelim başını bir tane zincirimizi alalım ve keselim Evet arkamızın düğme ve ilik bölümünü de bu şekilde çalıştık hemen buradan düğmemizi dikerken bir dikiş atıp sabitleyebiliriz burayı çok daha güzel olur ya da şuradaki ipimizi alıp hemen içten geçebiliriz ama birkaç tane şöyle dikiş daha sağlam olur Evet düğmelerimizi diktikten sonra şimdi kolumuzun bir tanesini ben yapmıştım pembemizi diğer kolumuzla birlikte çalışalım. Kolumuzun tam altına şöyle tığımıza düğüm attıktan sonra girelim tam altına bakınız. Şu kısma batıyorum ve sabitliyorum. Tığımın başını doluyorum. 3 tane trabzanımı örüyorum. 2 tane zincirimi çektikten sonra yine aynı yere 3 tane trabzanımızı örelim. 2 ve 3. Diğer boşluğun içerisine gelerek bir tane sık iğne ile batıyorum. Sıradaki boşluğun içerisine 3 tane trabzanımı örüyorum. 3 trabzan, 2 zincir, 3 tane trabzanımı ilave ediyorum bir sonraki kutucuğa sadece sık iğne ile batıyorum ve devam ediyorum bu şekilde başlangıç yerimize kadar örerek gelelim en son başlangıç yerime kadar örerek geldim ve aynı yere batıyorum diğer ilk batığımın arasından geçip şu şekilde bir tane de zincirimi çekip sağlamlaştırdıktan sonra ipimizi keselim ve içine görünmeyecek şekilde gizleyelim. İplerimizi hemen mümkünse gizleme işlemlerini yapıp kesip temizleyelim. Daha sonrasına elimize almak istemiyoruz bazen. Evet şimdi boyun kısmına da bir sıra pembemizi incecik dolaşalım. Ve elbisemizi tamamlayalım. Bir tane zincirimizde düğümümüzü atalım. Ve arkadan başlıyorum. Bakın ben düğmemi de diktim. Arkadan hemen iliğimiz için yaptığım yerden itibaren başlıyorum. Bir tane sık iğnemi örüyorum ve trabzanlarımın üzerine geçiyorum. Her bir trabzanımın arasına girerek tam araya bakın. Birer tane sık iğnemi örüyorum. Bazen iki tane de atlayabilirsiniz. Yakanız daha derli toplu olabilir. Eğer biraz da bolluk varsa şöyle ikişer ikişer de geçiş yapabilirsiniz. Evet şu şekilde diğer uca kadar örelim. Evet elbisemizi aşama aşama örerek tamamladık. Şu şekilde bakınız en son haliyle çok geniş bir etek ölçüsüne sahip oldu. Şöyle görelim. Ve çok şık oldu. Pembenin ve sarının masum ve tatlılığı elbisemize ayrı bir hava kattı. Dilerseniz bir tane de beline kurdalemizi takabilirsiniz. Yaka kısmını da bu şekilde tamamladık bakınız. Ve son haline geldi elbisemiz. Kullanılmaya şu an hazır. Evet, bir çalışmamızın daha sonuna geldik. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.